Herkese selamlar arkadaşlar. Konumuz IS-3'ler. IS-3'ler zırhlı mı, hızlı mı, topu ne seviyede, gelin hep birlikte bunun detaylarını öğrenelim. Öncelikle IS-3 7.3 muharebe puanında oyunun en zırhlı ağır tankı. Neden? Gövde zırhımıza APDS, APFSDS veya HEAT-FS gibi modern mühimmatlar isabet etmediği sürece nüfuz edilemiyor. Şöyle gösterelim. E-100 genel olarak ön gövde zırhımızdan görüldüğü gibi 272 delen E-100'ün ve mouse'un, yani işin özü direkt olarak rakibimiz olan Tiger 2'lere nazaran zırhımız çok daha kuvvetli. Ön zırhımızın delinme olasılığı yoka yakın. Sadece kuleyle gövdenin birleştiği kısımlar ya da sürücü noktaları gibi ufak tefek yerlerden yediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda yüksek delişe sahip bir patlayıcı mühimmat varsa kupolalara isabet eden patlayıcı genel olarak 40 ile 20 mm aralığındaki zırhımıza kolaylıkla nüfuz edebiliyor arkadaşlar. Yani patlayıcı mühimmatları yediğini söyleyebilirim. Fakat eskisi kadar kullanılan bir teknik değil bu. Yanaklarımız 250 mm ve ekstradan görüldüğü gibi ön tarafımızda 100 mm'lik bir eklentimiz var. Bu da toplamda özellikle nişancı kısmına denk gelen noktada 350 mm kalınlık demek. Gövdemiz ne kadar 110 mm olsa da burada gördüğünüz hem yukarıya hem de yanlara doğru bulunan açı sayesinde zırhımız APC-BC mühimmatlarına karşı son derece etkili. Kendi muadilimizdeki tankları kesinlikle delemiyor. Yan tarafa geldiğimizde de görüldüğü gibi üst plakamızda büyük bir açı bulunmakta. Bu açı sayesinde yan zırhımıza isabet eden APC-BC, APH türevindeki mühimmatları da engelleyebiliyoruz. Sadece şu kısımdan mermileri yediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda üst açılı kısımlara denk gelirse de sektirebiliyoruz. Şu dikey kısımlardan yiyoruz, üst kısımlardan yemiyoruz. Burada da aynı kaydı geçerli. Açılı kısımdan yemiyoruz, alttan yiyoruz. Yani genel olarak zırhını değerlendirdiğimiz zaman modern mühimmatlar dışındaki tüm mühimmatlara karşı IS-3'ler yerine göre mouse'dan dahi daha sağlam arkadaşlar. Bunun sebebi yeni bir zırh teknolojisine sahip olması. Tamam, mouse'da ne kadar ağır ve kalın zırhlar kullanılsa da açıları son derece kısıtlı. IS-3'teki açılı yapı sayesinde yerine göre mouse'dan dahi daha iyi işler çıkarttığını söyleyebilirim. Topu 230 mm delişe sahip, görece olarak yetersiz denilebilir, fakat karşımıza gelecek birçok tankın zayıf noktasını kağıt gibi delmek için yeterli bir deliş kapasitesi. Klasik mühimmatları IS-2'lerde olduğu gibi daha düşük delişe sahip. Hemen hemen her tanka tek atmak için gayet yeterli, bunu söyleyebilirim. Yani zırh top anlamında yeterli. Yüksek şarapnel etkisinin bize eksi yönü yüksek dolum hızı. Maalesef tankımız neredeyse 21 saniyede dolum yapıyor. Bu da siz bir atış yapana kadar karşınızdaki Tiger 2'nin 3 atış yapması anlamına gelmekte. Rulli gibi son hızı 40 km, 48 sona 520 beygirlik motora sahibiz. Bu da Tiger 2'lerden dahi daha yavaş olmamız anlamına geliyor. Motor performansı yak Tiger seviyesinde. Görece olarak hafifiz, fakat motor gücümüz çok kısıtlı olduğundan hantal bir aracız. Bunun dışında kulemizde, tabi bu söylediğim tarihsel, kule motoru bulunmadığından, bu kollar aracılığıyla çevrildiğinden taret dönüş hızımız sadece saniyede 8.5 derece. Alman tankları yavaş kulesini çevirmesine rağmen 21 derece saniye. Yani burada 21, IS-3'te 8.5. Arada muazzam bir fark var. IS-3'ü yakından ziyade orta mesafeden oynarsanız arkadaşlar, bu tarzda zayıf noktalarınızı düşman hedefleri genellikle vuramıyor. Rakibin çok dibine girmeniz sürece zayıf noktalarınızda işin özü zayıf olmaktan çıkıyor. Özetle tank zırhlı, topu güzel, dolum hızı dışında elbette ve maalesef direkt yukarı doğru baktığınızı söyleyebilirim. Eksi 3 eğildiği için Amerikan ya da Alman tanklarında yaptığınız işte sadece kulemi göstereyim, savaşayım, ileri geri yapayım tekniğini yapmak mümkün değil. Gövde aşığı tekniğini yapamıyoruz. Motor performansımız da tırt. Bir maça girelim bakalım. IS-3'te gerçekçi oynamanızı pek önermem, çünkü gerçekçi de mouse'dan hallice bir araç olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Arka tarafımızda sis bombamız bulunmakta. Tabii geriden bıraktığı için ön tarafımızı çok etkilemiyor. İleri doğru atmadığı için de sorun oluşturduğunu söyleyebilirim. Klasik avanlar kadar etkili değil. Şurada gördüğünüz odunda tank saplandığında tankı çıkmasına yardımcı olan araç. İlerleyelim. Bizi yükseğe attı maalesef. IS-3'ün zırhı Tiger 2'lerden çok daha iyi. Buna rağmen sadece 48 ton. Yani Almanlar biraz öküz gibi tank tasarladığı için maalesef, hani klişe hatlara sahip. Tankı zırhlandırmak istiyorsan kalın zırh koy saçmalığı devam ettiği için Alman felsefesinde saçma sapan tanklar yapıyorlar. Kime niyet, kime kismet. T-44'ün bize delme olasılığı yok. Evet, şu anda bize de olur, saldırıyor.
Aha, aynen kanka. Sen bunu yapacak bir oyuncusun değil mi zaten? Arkadaş World of Tanks oynamış. Oradaki taktikleri uygulamaya çalışıyor bana karşı. Yani ben onun ne yapacağını çok daha önceden tahmin ettiğim için ona göre bir oyunu sergilemiştim. Rakiplerin nasıl adım atacağını da tahmin etmeniz lazım. Etmek için de oyunu bilmeniz gerekiyor. Yani orta tank oyunculuğunu bilmeden karşıdaki rakibin nasıl hareket yapacağını tahmin edemezsiniz. Bu arada bravo, bravo. Aynen. Çok gerçekçi, yüzü realistik değil mi? Aynen. Makineliyle sıksam daha fazla hasar alırdı. Şunu indirelim, bel olmasın sonradan bize. T26-T5 bizi hiçbir şekilde delemez. Yapacağım maksimum şey topumuzu kırmak. Şunun topunu kıralım. Topun diyorum, paletini. Yeşil göster, delmez. Daha geri ki hiçbir şey yapamaz. Topumuza sıkacak birçoğu. Tahmin ettiğim gibi topuma sıkacaktır. Kuleyle gövdenin birleştiği noktayı tutturmaya başardı arkadaş ama delemedi. Çünkü artık mermi üç boyutlu olduğu için o aradaki noktaya takılıyor arkadaşlar. Ve ön kısmı görüyorsunuz delik deşik olmuş ama halen mürettebatımız doğru düzgün bir hasar almadı. Yani şu atışları Tiger 2 yeseydi ölmüştük. Saralmış gibi geriye kaçalım. Bir de oyunda şöyle bir saçmalık fark ettim. Tankın alev gizleyenini vuruyoruz ve topu imalıyor. Normalde gerçekte böyle bir şey olması mümkün değil. Alev gizleyen topla bağımsız bir parça. Yani şu alev gizleyeni çıkarsanız bile topun performansı değişmez sadece. Daha fazla teper zaten top da şuraya kadar geliyor. Yani işin özü top şu kadar. Burası eklenti sadece ağız sepsin diye bu zımbırtı koyulmakta. Ve kulemiz dökme olmasına rağmen her tarafta görüldüğü gibi farklı değerler verilmiş. Normalde MK8 kulesi gibi olması gerekir. Yani burası 156 ise şurası 170, 170 ise burası 180 gibi gibi çok değişken değerlere sahip olur arkadaşlar dökme kulelerde. Fakat bu model oyuna getirilmediği için hala bu şekilde farklı farklı saçma sapan zırh değerlerini görüyoruz. Evet, farklı maça girdik. T-34'ü görmüşken eklemek isterim. Bu araçlar yüksek delişe sahip. Bizi belirli başlı noktalardan delebilirler. Özellikle şurada 250'lik bir plakamız var. Oradan delebilirler ancak yüksek bir şarapnel etkisi olmadığını da belirtmek isterim T-34'lerin. Arada kaldık. Fakat zırhımız birçok atışı kaldıracaktır. Şu anda Tiger'la bu durumda kalmış olsaydık ölmüştük. Evet, diğerini indirdik. 6 kilo ulaştık. C'yi almayacağım, kaybetsin. Bu takım kaybetmeyi hak ediyor. IS-2 solda. Atlayacağınca bizim zaten tüm çalışırpı çıkmış. İlerleyelim. Hiçbir şey kalmamış önünde. Atışı ye ye hepsi çıkmış.
Bu sefer varsayılanla girelim. Kamuflaj olmadan. Hareket olmasına rağmen gördüğünüz gibi kule dönüş süretimiz son derece yetersiz. Gerçekte çok daha yavaş tabii. IS-3'lerin handikaplarından birisi de kule motoruna sahip olmaması. Tıpkı Panther D modellerinde olduğu üzere savaşın gidişatı doğrultusunda düzenlemeler yapılıyordu. Yani şunu diyebilirsiniz, Panzer 4'te kule motoru var mı? Var. Evet, neden Panther'de diyor? Adamlar aceleyle yetiştiriyor onu çünkü. Panther'in A modellerinden sonra kule motoruna sahip oldu Panther'ler. Pek IS-3'ü sevmiyorum. Çok geç dolduruyor. Yani bu kadar geç atış yapan bir tank da ustunculuk sergileyemezsiniz. İstediği kadar iyi dersin, istediği kadar zırhı olsun. Adamda hala God mod varmış, içinden geçti. Şimdi kaldık IS-3'te baş başa. Normalde oradan delememesi lazım. Fakat oyunda saçma bir bug var. Köşelere attığınızda deliyorsunuz maalesef. Normalde bu oyunun bir bug'ı, zırh saçmalığı anlayacağınız. Tam şu köşelerde noktalar var. Oraya tutturduğunuz zaman her türlü deliyorsunuz bu tankı. Böyle bir saçma modellemesi var IS-3'lerin. Evet, oradan pusmaya devam edin şimdi. Buradan ayrılalım. Evet. Ay, birisi girdi. Ayış 3. Çok güzel. Ya gördüğünüz gibi atış yapmanız gereken noktayı bildiğiniz ki karşımıza gelen çok güçlü rakipler olmasa bile IS-3'ü ön üstten deldik. Benim sık oynadığım bir tank değil IS-3. Atış süreti kötü olduğundan ötürü usta oyuncuların elinde de, noob oyuncuların elinde de yani performansı değişmeyen bir araç. Bu adam benden skor farkıyla nasıl önde acaba? Çok ilginç. Bir asist benim daha fazla. Buna rağmen ilginç. Neyse. Sürekli belirtiyorum, zırhı güçlü. Ancak abuk subuk zırh bugları hala devam ediyor IS-3'te. Mesela şu plaka komple biliyorsun 110 mm. Fakat buralar yemezken şu uç kısımlardan yiyebiliyor. Takipçimiz denk geldi oyuna. Ona da selam gönderelim buradan. Umarım bizim takipçi bizi vurmaya çalışmaz. Gayet sektirmeye müsait. Fakat ITFS gibi mermilere karşı son derece savunmasız. Tiger 2'ler de savunmasız olsa da içi görece olarak büyük olduğundan ötürü çok etkilenmiyor. Fakat Rus tanklarının genel özelliği çok ufak ve sıkışık tanklar olduğundan deliniğine direkt teke gidiyorsunuz. Alman tankları bize göre zırhsız olsa da bu seviyede büyük olduklarından IT gibi düşük şarapnel etkisine sahip mermilere karşı beka anlamında daha iyiler delinseler bile. Yine aynı map geldi. Aynı taraftayız. IS-3'te mermi kısmınıza gerek var mı? Çok da yok işin özü. Sonuçta ne kadar da mermi kısanız dilindiğinizde merminizin imha olma olasılığı çok fazla ve kovanla çekirdek ayrı olduğu için her taraf mermi dolu. Tıpkı Challenger 2'lerde olduğu üzere. Kovan farklı, çekirdek farklı. IS-3 benim ilk açmak istediğim araçlardan birisi. Zamanında top tier olarak IS-3, IS-4 vardı. IS-3 eskiden çok da kötü ve zırhsızdı. Tiger 2 Henschel bizi şuralardan çatır çutur tıpkı World of Tanks'ta olduğu gibi delebiliyordu. Yani eskiden çok farklı bir fiziği vardı oyunun. WOT gibiydi. Bak şurada ufak bir aim var ya. Bu aim'i kullanabilecek miyiz? İyi var, kullanabildik.
Bize ilginç bir yerden geldi şu kısımdan. Şimdi buranın zırh kalınlığı hem de açılı şekilde isabet etmiş. Normalde delmemesi lazımdı. 100 mm bu. Arkada da ekstradan bir 200'lük daha var. 350 ki o açıyı denk geldi ama 400-450'ye falan tekabül eder. İlginç olmuş delmesi bize. Eğimi kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani şu kadarcık bir eğimde bile maalesef gövdemizi tamamen göstermemiz gerekmekte. Öyle bir şey yapacağımızı düşünmediğinden ben de bu hareketi yaptım. Hangi tank lan? Yere gelelim. Sol temiz gibi. Ayası şu orada. Güzel. Bizim M47 IS-3'ü indirdi. C44 ve M26 o mesafeden bizi delemez çünkü zayıf noktamızı tutturma olasılığı son derece düşük. Gördüğünüz gibi ön taraftan onca vurmamıza rağmen herhangi bir hasar almadık. Görüyor musun şu şarapnelleri? Delik deşik olmuşuz ama mürettebatımızda yaralanma dahi söz konusu değil. Kinelimiz 12.7'lik olduğu için gayet etkili bu tarz hedeflere karşı. Evet, kalkandan yedik. Oradan delmesi imkansız. Yedikilimiz var. Şu araç güzel an hit atıyor. Arada kalmak hiç istemiyorum. Şuradan da M47 sızma yapabilir. Evet, onu vurmam gerekiyordu çünkü fullse 300 alan hit atıyor. Eşi nokta bulamadın mı kanka? Panter hiçbir şey yapamaz. Tabi tek başımıza oynuyoruz. Bizim takım arkada ne sikime yarıyor onu merak ediyorum. Birisi yanlamayı düşünür mü acaba? İlginç bir hareketti. Evet, bu gerizekalı yine bomba yürüyor. Yani öyle gerizekalı oyuncu ki bunlar. Göt deliğine bomba yürüyor, patladıktan sonra haberi oluyor. Her tarafımız delik deşik oldu, çamurluklar, yan tarafımız, ön tarafımız. Hala bir tane mürettebatımız yaralı değil. Hiç savaş görmemiş gibiyiz şu anda. Taktiksel kullanımda özellikle hareketli oynayacaksanız, düşmana nişan aldırmayacaksanız gayet zırhlı. Bu hareketleri herhangi bir Alman ağrıyla yapamazsınız, mouse dışında ya da bir Amerikan ağrıyla. Çevresine attım. Bilerek sağ soluna attım ki 10 kill'le tamamladık. Ne diyordum? Bilerek sağ soluna çevresine attım ki kaçma olasılığı olmasın. Bence bu kadar video yeterli arkadaşlar. Yan taraflarda da sağlam bir aracımız olduğu için arkadaşlar enteresan bir araç göndermiş. İstemememe rağmen o ilginç olmuş. Ön tarafımız son derece sağlam fakat şurada ufak tefek noktalar var. Zırh bug'ı maalesef söz konusu. Şurada ufak bir nokta var. Oraya tutturduğumuzda çat diye deliyor. Zırhınız videoda da sürekli belirttiğim gibi güzel. Özellikle noob dostu IS-3 tankının en sevmediğim özelliği noob oyuncunun elinde de aynı, profesyonel oyuncunun elinde de aynı. Yani biraz bodozlama oynanabilecek bir araç. Detaylara hakim değilsen dahi bu araçta çatır çutur siktirirsin. Kolumuzu kötü olduğundan toplu savaşlarda, klan savaşlarında, özellikle taktik kullanımda profesyonel bir oyuncunun elinde daha ölümcül bir hale gelmiyor. Ama Tier 2 profesyonel bir oyuncunun elinde çok da
daha ölümcül hale gelebilmekte. Çünkü Alman tanklarının geneli taktiksel kullanımda çok daha etkili olurken Sovyet araçlarında yaptığınız aynı teknik taktiği yapamıyorsunuz. Bu da demede belirttiğim üzere adam çok iyi de olsa, çok kötü de olsa, ortalama da olsa hani yapabilecekleri şeyler hemen hemen aynı. Bu yüzden Sovyet tanklarını ben pek beğenmiyorum. Özellikle IS-3, IS-4 gibi ağır tankları. IS-3 bunların başında elbette. Neyse arkadaşlar, benlik bu kadar. Bir arkadaşımız bağış atıp IS-3 tankını istemiş. Ben de onu kırmamak adına IS-3 ile alakalı bir inceleme videosu yaptım. Selametle.